Ne oldu? Anne bir şey mi oldu? Bahar yok. Nasıl yok? Bilmiyorum. Saatlerdir ortada yok. Cebine de ulaşılamıyor. Abim nerede? Kahveye diye çıktı ama. Haber verdiniz mi? Verdik. Hadi maça maça. Bekir hadi adam eksik. Maça gidiyoruz. Rıza nerede? Rıza! Yürü. Salih nerede ya? O da gelsin. Salih! Hadi maça oğlum. Hemen üstünüzü değiştirin. Kapıda bekliyorum. Seyhan sen de gel. Beni niye çağırdı ki? Koşma da yürü hadi. Abi yengem aradı mı seni? Aramadı. Yengen kimseye haber vermeden ortadan yok olmuş. Herhalde bir yerlerde resim yapıyordur. Bugün çalışmayacaktı. Esmiş çalışıyordur. Bu sanatçı hanımların sağ solu belli mi olur? Abi ben otelden geliyorum. Orada yoktu. Bilemiyorum Seyhan. Hadi maça maça. Bayram nerede lan Rıza? Git getir. Taraftar lazım. Yürü. Bahar. Neredesin? Duygu'yu verir misin? Hayır kasabada değilim. Yoldayım. Gidiyorum Dilara. Ya sen bana lütfen Duygu'yu ver. Kasabada değilmiş, yoldaymış. Seni istiyor. Bahar, ya neredesin sen ya? Ne otobüsü? Nereye gidiyorsun? Peki neden? Nedeni var mı? Adam gözümün önünde Yaman'ı tehdit etti ya. Beni kıskandığı için. Ortaklıktan ayrılmazsa oteli yaktıracakmış. Oteli mi yaktıracakmış? Saçmalama Bahar. İnsan karısını kıskanıp kendi otelini yaktırır mı? Aa. Her söylediğimi salak salak tekrar etmesene. Aptal mısın sen ya? Sakatsın sen kızım, sakat. Ya böyle bir şeye nasıl inanırsın gerizekalı? Affedersiniz. Sinirle söylenmiş bir şeydir. Hiç öyle şey yapar mı? Bak o da burada. Ne kadar şaşırdı ya. Bana bak Pamuk Prenses. Şu anda sana yukarıdan bakan adamı görüyor musun? Orada mı? Gördün mü? Evet görüyorum orada. Ha işte o var ya o. Semih'in arabasını bozup öldürmek isteyen adam o. Ve oteli yakmak için getirtildi. Semih an herifin infazını geciktirerek onu böyle işler için kullanıyor işte. Şu anda damat ünemiş sahibinin emirlerini bekliyor. Senin durumun da çok güvenli olmayabilir şu andan sonra. İstersen kes tatavayı da beni dinle ha. Tamam anladım. Benim eşyalarım bir çantaya tık ve saat 7 uçağına yetişmeye bak. Ben doğru otobüste inip senin eve gidiyorum. Adresi dur. Sakın söyleme. Seni herkes dinliyor değil mi şimdi? Dur sakın söyleme. Uf tamam ya söylemiyorum. İstanbul'a iner inmez beni ara anladın mı? Oradan hemen toz olmaya çalış hemen. Kimseyle konuşma. Oyalanma. Semen'le asla konuşma anladın mı? Eşyalarımı al çık. Tamam. Gülme. Türkiye. Korkmuş galiba. Ben gidince konuşurum onunla. Şimdi biraz senin otelle ilgili söylediğin şeyi fazla ciddiye almış galiba. Çok ciddiydi mi zaten? Gördüğünde söylersin. Hadi maç ekibi hadi. Seyhan sen gelmiyor musun? Ben Duygu'yu götüreceğim abi siz gidin. Aa gerek yok gerçekten. Ben şuradan bir taksi atlar giderim. Duygu kes saçmalamayı. Tamam sen götür. Sinirlenme. Ben toparlayayım. Belki bir şeye ihtiyacı olmuştur. Olacağı buydu. Abim neden kendi otelimizi yaksın?
Bütün bunlar ne demek ya? Aman kimsenin otel falan yakacağı yok. Saçma sapan bir karı koca kavgası işte. Bıktım bunlardan ya. Ah Bahar, ah! Şu beni düşürdüğün duruma bak. Evinden kaçacaksan ben yokken yapsana şunu. Hayır, illa benim başımı derde sokacak. Ya böyle milletin gözlerinin içine baka baka eşyalarla çıkılır mı ya? Uf, hangi birini alayım? 10 kadına yetecek eşya var burada. Sınırı geçince of. Döner abla. Vallahi taşıdığınla kalırsın. Sen öyle yalandan birkaç parça bir şey al. Yük ettiğine değmez. Bu sefer öyle değil galiba. İşin içinde ciddi ağır kıskançlık durumları var. Bunlar yeter işte. O sırık ortaklarını mı kıskanmış acaba ağam? Ah o sırık. Ah. Afiyet olsun. Aman kahve de pek tazeymiş. Ya bu kadar da üstüne üstüne gidilmez ki. Abimin huyu belli işte. Tamam ben Yaman Bahar'ı asılıyor falan demek istemiyorum. Ama duracağı yeri bilmiyor bu herif. Ama ben iyi niyetine inanmakta zorlanıyorum nedense. Bizimkine de bakarsan Yaman çok iyi arkadaşı ve sadece o kariyerinde ilerlesin diye yapıyor bütün bunları. Hayır bu yüzden kavga edeceklerini çok iyi bildiği için yapıyor. Bazı tipler böyledir. En tehlikeli tür. Bir şey yapmaz gibi durur. Taşları dizer ve fark etmeden arasından geçersin. Ama şu da var. Semih'in daha kontrollü ve olgun davranması gerekirdi. Ben arkadaşımı tanırım. Baskıya asla gelemez. Abim başından beri Bahar'la ne yapacağını hiçbir zaman bilemedi. Aşk zaten insanda rahat huzur bırakmayan bir şey. Bahar da onu tanıdığından beri alt üst oldu. Aşka rastladığın an arkana bakmadan kaçacaksın. Vallahi öyle. Kesinlikle öyle. Gidince beni ara. Durumu sık sık bildir olur. Tamam. Sen ne zaman geleceksin? Ne zaman geleyim? Şimdi olabilir mesela. Şimdi gelemem. Ama şimdi dışında her zaman gelebilirim. Neler oluyor Allah aşkına? Sabahtan beri bir sürü saçmalık duyuyorum. Ev birbirine girdi. Seymen'le aranızda ne oldu? Bilmiyorum. Kardeşin aklını kaçırdı. Tek açıklaması bu. Ortaklığı bozmak istiyor. Evde neler oluyor? Bahar çekmiş gitmiş. Yoldan aradı. Duygu'yla konuştular. Duygu da arkasından apar topar uçakla gitti. Bahar Seymen oteli yakacak falan gibi bir şeyler saçmalamış. Ne oluyor? Bahar evi mi terk etti? Evet. Seymen'in yanına yaklaşılmıyor. İşleri iyice çığırından çıkmadan... Ben seninle bir oturup konuşsak. Zamanın var mı? Evet iyi olur. Ama şimdi biraz karışıyor. Ben seni sonra arayayım mı? Tamam, bekliyorum. Thank you.
Salih pas, pas. Neredesin? Semir abi. Semen ağa buraya, yumruk havaya. Semen ağa buraya, yumruk havaya. Bas Semir abi, bas. Semen ağa buraya, yumruk havaya. Semen. Pas ver ya. Alo. Buradayım. Ya Kilbe uyuyor musun ya? Ya ağam avukatlarını arıyor. Ne yapayım? Ne olmuş? Bir saattir otelde senin sırrını bekliyorlarmış. Ne yapalım diye soruyorlar. Beklesinler. Semir abi gönder. Az daha beklesinler. Şu anda konuşamaz. Maçtayız. Ya akındayız Metin Bey ya. Arayın cebinden meminden. Baba baba baba. 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 Ya kardeşim cebinden arayın demedim Allah Allah. Ne adamlarsınız ya. Şoför bey, cep telefonumuzu kullanabilir miyim? Tabii efendim. Buyurun. Teşekkür ederim. Alo? Hah geldin mi? Oh ya nihayet. Yok oralıyorum da. Tüneldeyim tramvay durağında. Ya çabuk ol çok kötüyüm. Tamam ben oraya doğru yürüyorum. Biliyorum evet. Tamam kaç numara? Tamam. Alo? Ah Seymen. Doyamadın çocukluk arkadaşlarına. Sofra hazır oğlum, bekliyorduk. Peki tamam. Ah, oğlanlar yemeğe gelmiyorlar. Hadi biz oturalım. Demek ki Bahar'dan hala ses seda yok. Acaba ablasını mı arasak artık? Olmaz anne. Ortalığı ayağa kaldırmayalım daha erken. Dur bir yarın olsun. Belki bu gece Seymen arar barışırlar. Bir de onları telaşlandırmaya ne gerek var? Herhalde Duygu'da kalacak bu gece. Kızı apar topar çağırdığına göre. Abim de atlayıp onunla gitseydi ya. Biraz burnu sürtülsün. Sağ olsun biraz fazla vesveseli o da. İnsan sırasında kocasının nelerini görür. Her şeye karışılmaz ki. Üstelik kavga senin yüzünden çıkmış. Pıs otur. Bekle ortalık yatışsın. Hemen kendini sokaklara atmanın alemi var mı? Hayır abimin Yaman abiyle ilgili takıntısı ne? Niye kıskanıyor ki? Balona falan bindiler diye mi? Kızım işte birkaç gece orada aklını resimle bozup eve gelmedi ya. Abin de Yaman sebep oldu diye düşünüyor herhalde. Malzeme falan da getirmiş ya. Erkek bu. Tutturdu mu tutturur. He he dersin. Bir iki gün unutturursun. Gene bildiğini okursun. Hayır. Bu arının deliğine değnek dürtüyor. Bak bu sefer adını bile anmıyor. Ne olacak? İnadı tutup bir daha aramazsa? Vallahi babanız olsa ölür gene aramazdı. Hele bir zıtlaş. İyi bildiğin gibi yap der. Sırtını döner giderdi. Sıkıysa yap. Ya kız gerçekten işini yapmak istiyorsa?
Böyle saçma sapan bir kıskançlık yüzünden neden sevdiği şeyi yapmasın ya? O zaman eve kapatsın. Yani nereye çıksan etrafta erkekler var. Dünyanın yarısı onlardan oluşuyor. Karına güvenmek zorundasın. Yengem onu mesela sekreterinden kıskanıyor mu? Tamam hayatım, tamam, ağlama. Geldik bak. Tamam canım, tamam, tamam, tamam. Gel, geç otur şöyle. Ne güzel bir yer burası. Elimizde bu var Bahar Hanım. İş bulunca daha iyisine bakacağız. Ay bunun için ağlanır mı ya? Bak, pizza söyleyelim. Bol kola, hı? Oo, bak kendini o zaman çok daha iyi hissedeceksin. Bir duş yapmak ister misin? Peki peki. Tamam. Oldu, görüşürüz. Yaman'ı bulamıyorum. Olabileceği her yere baktık diyor. Çeki almam geçen ortaya çıkmamış o eşek. Belki İstanbul'da görüşürüz. Bunu ancak Bahar'la görüşmüşse yapar. Yoksa otel yanacak korkusuyla buralardan ayrılmaz. Bahar'ın bu yüzden gittiğini öğrenmişse zevkten geberiyordur şimdi. Keşke yaksa diye adaklara döndürmüştü. Abi. Tamam bir şey söyleme biliyorum. Bir alt ettik işte. İyi olur. Yasemin hemen bizim çiftlik evi bitti. Haftaya Bahar yengeyi de alın, pazar günü gelin. Bizim hanım da çok memnun olur. Tanışsınlar. Bu takım hanımları da alıp toplanalım ha, ne dersin? İyi olur, toplanalım ya. Senin hanım ne der bu işe? Ne diyecek ya? Alır getiririz. Sen mi oğlum? Seymen ağa gidilecekten de mi gidilecek? Biz de öyle. Hadi bakalım şerif. Hamzaoğlu Ali geldi ağam. Bu tarafa bakıyor. Şu etleri söyleyin hadi. Gelin. Nasılsın Seymen? İyi, sağ ol. Hayrola? Telefonda konuşmak istemedim. Burada olduğunu duyunca kendim geldim. Gel şöyle yürüyelim. Haber geldi. Öbür gün değil, daha ertesi sabah 17'sinde buluşuyoruz. Nerede? Mardin. Musaybin. Sabah erkenden sınırdan geçecekler. Uygun bir köy var orada. Sabah saat 7'de orada oturulacak, konuşulacak. Ne oldu? İşin mi var? Yok. Tamam. Nasıl yapalım? Kısmetse bir gün önceden gidilir. Mardin'de benim ahbapların kervansarayı var. Akşam bir yemek yenir, gece orada kalınır. Sabah gidilir, görüşülür. Tamam. Yarın akşam gidiş programını netleştiririz. Herkes kendi yoluyla gitsin. Otelde buluşuruz. Daha iyi öyle. Tamam. Derenenen. Hadi kalk. Şşt. Bahar. Bahar dedim. İstemiyorum Duygucuğum. Lütfen rahat bırak. Olmaz. Kalk. Hadi. Yemesen bile otur beni seyret yerken. Kalk. Hadi kalk 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 kalk. Hadi. Artık ağlama lütfen. Gel yüzünü yıkayalım. Gel güzelim. E hadi. Sen misin abla? Ay, uykum kaçtı. Bir su alayım dedim. Sen niye yatmadın hala? Ben de uyku tutmadı. Bir süt ısıtayım mı sana abla? İçine de azıcık kahve koyarsan olur.
Bak şimdi bu saatte. Ah, boş boş içemem sütü. Çay kaşığının ucuyla. Kendine de yap, beraber içelim. Battı balık yan gider. Çocuklar da hala gelmedi. Oğlan canı sıkın, abla kardeşle dertleşiyordur. Sağ olsunlar, dertleri hiç bitmiyor. Oh tamam, sevdiği birini buldu, evlendi, yerine yerleşti diyorsun. Her gün bir şey çıkıyor. Bunlar bir kundaktayken rahat ediyor insan abla. Ben de Salih ne yapacak ne edecek diye hiç uyuyamıyorum. Ama koca çocuk, gider güzel güzel okur, ne var? Şurada burnumuzun dibinde üniversite var, onu yaz diyor. Yok illa İstanbul'a gideceğim diyor. Tabii, insan sırasında Kayseri'ye günübirlik gider. Rahat rahat okusun gözünün önünde. Dinleyen beri gelsin. Aman ha, bu genç cahil çocuklar için İstanbul çok tehlikeli. İçkiye alıştırırlar. Allah korusun, bir hayırsız kıza kapılır. İçmeye giderler, içkisine bir şey katarlar. Uyuşturucuya alıştırırlar. Para için olmadık işlere bulaştırırlar. Hep gazetelerde okuyoruz. Ay deme abla, yaparlar mı sahiden? Bir de şey duydum. Böyle geçkin kadınlar varmış. Ne geçkini? Düpedüz yaşlı. Böyle Anadolu'dan yeni gelmiş yakışıklı oğlanları parayla zapt edip kullanıyorlarmış. Ay Allah korusun abla. Görüyor musun bak? Demek kız çocuk gibi korumak lazım oğlanları. Yok, ben yollamam onu İstanbul'a falan. Eh, bana kalırsa da yollama. Kız ne yapacak? Canım, onun abisi orada. Dilara'yı da koyarım yanlarına, gelir gider. Birkaç ay ben de giderim. Ay hayırlısıyla yarın şu Seymen bir barışsa karısıyla. Gerisi kolay. İnşallah. Korkuyorum artık Duygu. Hayır, sen olsan kendi otelini yakmaya kalkan adamdan korkmaz mısın? Korkuyorum ya. Ya lafın gelişi tepesi atmış söylemiştir. Söylemez miyiz hep yakarım ha bak falan diye? Söylemeyiz şekerim. Ben hayatımda tepem atıp hiç böyle bir şey demedim. O katilin eve yerleşmesine ne diyorsun peki? Benim beynimi sarsacak şeyler sorma bana. Daha neler ya? Adam ağasının arabasını havaya uçuracak. Bir miktar içeride kalacak. Sonra bir kenara kaldırılacak. Lazım oldukça da paketten çıkarılıp bazı pis işler gördürülecek. Güldürme insanı ya. Bana inanmıyorsun değil mi? Ben insanları bir bakışta tanırım. Seymen'in böyle biri olması imkansız. Ay, eminim her şeyin başka bir açıklaması vardır. Bence sen o kasabada kafayı yemişsin. Zaten garip bir yer orası. Sen de kendini bir masalın içinde sanmaya başlayıp Şehrazat gibi yazıyorsun artık. New York'taki şizofren yürüyümü hatırlıyor musun? Tatilden döndükten sonra Meksikalı sevgilisiyle ilgili neler söylemeye başlamıştı. Sen hiç Seymen'in öyle anormal bir davranışını hatırlıyor musun? Neden söylediklerimi yapmıyorsunuz? Ne demek engelleyemedik lan? Ay! Sonra konuşuruz. Okey. Hemen tamam bırak. Sen karışma. Tamam, bir şey olmadı. İzlesiyor Berkert. Hemen sen niye kaçıyorsun? Yo, in your garden. Give me those skates. Hemen. Tamam çocuk, özür dilerim. Give me those skates. Bir daha da nerede patent verir? Kime çarpılır, kime çarpılmaz? Öğren lan! Bahar. Bahar diyorum. Koptu bu iyice ya. Ben uyuyacağım Duygu. Bugün bitsin istiyorum. Bahar. Bahar. Bu saatte. Yengem. Söyle ona, son pişmanlık fayda etmez.
Pişmanlık. Alo. Ne yarar? Duygu sen misin? Şeyin... Ben de Bahar sanmıştım. Nasılsın? Niye bu saate kadar aramadın? Öldüm meraktan ya. Adama bak ya. Kadını zorla taburede oturtturuyor. Kadının gıkı çıkmıyor. Kölelik bu resmen. Bana köle olan adammış gibi geldi. Size öyle gelmesi çok normal. Çünkü siz erkekler dünyanın her yerinde bu baskıcı tutumu en normal şeymiş gibi sergileyebiliyorsunuz. Burada baskıcı bir tavır görmüyorum. Bir erkeğin sevdiği kadını kaybetmemek için umutsuzca çabasını görüyorum. Tabii adamları kızdırmayalım, aman onları sinirlendirmeyelim, aman onlarla iyi geçinelim, aman onların suyuna gidelim. Öyleyse ki bu vakada öyle bir şey yok. Bu iki insan birbirini kaybetmemeye çalışıyor. Ha. Bunu görmemek için dünyaya çok öfkeli bakıyor olmak lazım. Kim bilir? Belki de yalnız olmak. Bir dakika, ben size bir şey sorabilir miyim? Neden kadınlardan hoşlanmadığınız bir şey duyduğunuz zaman hemen konuyu başka taraflara çekiyorsunuz? Ben de bir şey merak ediyorum. Et. Neden bir kadının yalnız olduğu ima edildiğinde kadın çok kızar? Bir kere kadınların yalnız olduklarının ima edilmesi onları sinirlendirmiyor. Ay söyle, ne var? Ne? Adam Türk mü? Aa. Durum berbatmış abi. 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 Ne? Durum diyorum berbatmış. Duygu, Bahar çok kötü. Hali beni korkutuyor diyor. Hadi yatalım istersen abi. Sen de iyi değilsin. Gelen fidiş içelim mi? Hayır, gelen fidiş, giden fidiş falan yok. Yeteri kadar içtik. Hadi bakalım. Hadi kalk. Karışma bana, ben iyiyim. Bak, senden kuvvetliyim biliyorsun. Boşuna uğraşma, kalk. Ben yatmıyorum. Sabaha kadar gelen fidiş içiyorum. Hayır, yatıp sızıyorsun. Gel buraya. Bırak lan. Bıraksana oğlum. Bak, sarhoş olmasa ben sana gösterirdim. Bağırma. Sümbül Sultan canımızı okuyacak şimdi. Bıraksana lan. Ben senin abinim. Seni yarın sabah dövmeyen... Ne oluyor orada? Ay, iyi geceler anne. Hadi abi. Ay, pardon abi, elimden kaydım. Ne bu haliniz? Çabuk yatağa. Delirdiniz galiba. Eve sarhoş gelip mahalleyi ayağa kaldıracak yaşınız çoktan geçmedi mi sizin? Çabuk yataklarınıza, çabuk. Önceki gerçekti. Şu anda kabus. Uyanmak istiyorum. Canım, ne olur başlama yine Bahar. Beni sevmensiz bıraktı. Ondan nefret ediyorum. Sevmenimi aldı benden. Ne oldu bunlara bugün? Ağam gece 3'te geldi. Seyhan'la gülüşüp duruyorlardı. Hadi öldüm acımdan be. 2 saattir bir çay vermediniz. Ne yapalım? Kalkmadılar hala. El ayak çekilsin, veririz. Onları mı bekleyeceğiz akşama kadar? Ben mutfağa ineyim. Bugün pazar. Geç kalkarlar. Şşş! Gel lan buraya. Şşş! Sana inme aşağı demedim ağam. Hah, görsün buralarda da bir paralasın seni. Şuna bir şeyler verin, çıksın dışarıda yesin. Bahçeye hadi. Ne var şurada sizle yesem? İştahım kaçıyor. Dicle, ne diye gülüşüyorlardı akşam ağamlar? Gelin ablayla barıştılar mı inşallah yoksa kız? Yok canım,
İçmişler içmişler. Oh, keyiflerine diyecek yoktu valla. Olur mu hiç abla? Üzüntüsünden içmiştir ağam. Bana hiç öyle gelmedi valla. Salim kafayla düşününce şöyle bir rahat nefes almıştır adam. Sen ne bileceksin be? Ateş düştüğü yeri yakar. Nasıl sevdi o Bahar'ı, nasıl? Ne hale gelmiştir oğlan? Geberdi o iş. Öyle yeni gelen evini barkını bırakıp otobüslere binip gidecek, yok artık. Bak, adını anıyor mu? Bir güzel maçını yaptı, aldı kardeşini, çıktı otele gitti. Arkadaşlarıyla güldü, söyledi. Yattı, uyudu, o kadar işte. Bir haftaya boşar o kızı. Bak, dedi dersiniz. Alıştırın kendinizi. Gelin hanım kendi kaşındı. Öyleyse böyle. Düzelir inşallah. Bir adam geldi. Hamzaların avukatıymış. Dilara Hanım'ı soruyor. Allah Allah. Günaydın ağam. Çıkıyoruz mu? Evet. Şey gelmiş ağam. Hamzaların avukatı. Dilara Hanım'ı görecekmiş. İyi. Kaldırın Dilara'yı. Memo sen adamı içeri buyur et. Ben gittim. Ay amma uyumuşum. Çocuklar nerede? Hamzaların avukatı gelmiş abla. Dilara istiyor. Gel. Bir çay ver kızım. Hoş geldiniz avukat bey. Hoş bulduk. Buyurun. Kızım şimdi geliyor. Ali Bey'in size selamlarını getirdim. Teşekkür ederim. Buyurun kahvaltı edelim. Ben ettim, siz buyurun. Doğru. Saat kaç oldu? Bu sabah biz biraz geç kaldık. Şimdi geliyor abla, uyanmış zaten. Tamam. Bir kahve içersiniz herhalde, nasıl olsun? Şekerli rica edeyim. Ben de Ali Bey'i arayacaktım. Şey için, teşekkür için. Aslında beğenip beğenmediğinizi merak ediyordu o da. Çok beğendim. Beni çok mahcup etti. Zaten atın adını da öğrenmem gerekiyor. Sizde cep numarası vardır herhalde. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Pazar sabahı sizi rahatsız ettim. Önemli bir konu vardı da. Buyurun, sizi dinliyorum. Kızınıza intikal edecek olan merhum Osman Hamzoğlu beyefendinin mirasıyla ilgili işlemlerin bir süre için askıya alındığını bildirmeye geldim. Anlamadım. Neden? Şirketin içinde bulunduğu Darboğaz şu anda böyle bir ödemeyi kaldıracak durumda değil. Duydun mu anne? Koskoca Hamzoğulları mali sıkıntı içindeymiş. Ben anlamam kızım. Beni para işlerinize karıştırmayın. Ay hiç aklım ermez. Güzel. Madem ki bunu bildirmek için sizi buraya kadar yormuşlar, ben de bundan sonra yapacaklarımı bildirmek için ayaklarına kadar gideceğim. Buyurun, birlikte çıkalım. Kahvenizi soğutmayın. Kahveyi Hamzalar'da içersiniz avukat bey. Gidelim. Alo, Ali Bey, ben Sümbül. Nasılsınız? Size teşekkür etmek için arıyorum. Hem at için hem de başka bir şey için. Dilara avukatla size geliyor. Şimdi çıktılar. Biraz sinirlendi tabii. Bu arada atın ismi neydi? Pek güzel bir hayvan.
Malum, alıştığı atla seslenmek lazım. Hasret. Tekrar teşekkür ederim. Hadi senize oğlum. Ne olmuş Hasret'e? Sümbül'e yaş gününde hediye ettiydim. Teşekkür ediyorum. Ben sana sormadan birini aradım ama lütfen kızma olur mu? Bahar! Merhaba abla. Ay nasıl geldik bilmiyorum. Hayatım dün gece niye aramadın? Yapma bebeğim. Yapma, yapma. Her şey düzelecek. Sağlam kafa, hep beraber konuşuruz tamam mı? Gel. Hiç yüzüme bakma. Halinden korkmaya başladım. Ya Gül abla, kaç yıllık arkadaşım, hiç bu halde görmemiştim onu ya. Gel buraya aslanım, gel. Gel de biraz konuşalım. Sen İstanbul'dan getirilen elemanlardandın değil mi? Evet, buyurun Sayman Bey. Bu masa neden boş? Yaman dünden beri nerede? İstanbul'a gitmiş. Biz de toparlanıyoruz zaten. Biraz sonra yola çıkacağız. Ben de öyle tahmin etmiştim. Seymen, en kaliteli resim malzemelerinden. Seymen, nerede seyredeceğiz bunları? Yarın görürsün nerede seyredeceğimi. Yoksa ev sineması mı aldın? Ben şu terası atölye haline getiriyorum. Of, oradaki ışık harika ya. Ben orada bütün gün çalışırım. Burada resmi yapılacak o kadar çok şey var ki. Seymen, nereden aldın bunları? Demek şirketiniz bugünlerde mali güçlük içinde Ali Bey. Ne oluyor Dilara? Bu ne biçim eve girmek? Bu ne hal? Bırak Kader, ben onunla konuşuyorum. Ne oluyor ya? Otur bir çay iç Dilara.
Sakinleş biraz. Bakın ben ne düşündüm. Hamzaoğlu mallarının hepsini en başta da bu konağa tabii mahkeme yoluyla sattırırsam gelecek paradan size düşen payla şirketinizin darboğazını rahatça aşabilirsiniz. Konak ipotekli. Malları satmaya gelince de Hamzaoğlu Ali'nin malını alacak alıcının ben alnını karışlarım. Boşuna mahkeme sürünme. Ben durumu toparlayınca sana hakkını veririm. Merak etme. Gelin hanıma bir çay verin kızlar. Ne değişti Ali Bey? Hiç olmazsa bunu söyleyecek kadar şerefli davran. Neden birden fikrini değiştirdin? Aman boş boş konuşma be Dilara. Ne değişecek? Canımı sıkma. Sanki paraya ihtiyacım var. Durum düzelince vereceğiz işte. Baksana buraya, ne yapıyorsun sen? Anasına söz verdim. O parayla abuk subuk işler yapmaya kalkmış. Zeliha'nın hakkını vermeye de ölüm döşeğindeki anama söz verdiydi. Ne oldu? Sümbül bir telefonuyla muma mı çevirdi seni gene? Kardeşimin dul karısını kendi paramla saptıracak değilim. Sen karışma. Zamanı gelince parayı Zeliha'ya veririz olur biter. Sümbül'den bir şey artarsa tabii. 10 milyarlık atlan başladın bakalım. Arkası gelir nasıl olsa. Dayım Sümbül Hanım'a hasretimi vermiş. Doğum günü hediyesi. O at abim de benim. Bizim için alınmıştı. Nasıl verir ya? Tabii esas soru niye veriyor? Daha da esas soru o atın adı niye hasret? Babamı telaşlandırmak istemiyorum. Bir süre duyguda kalırım. Sonra da bilmiyorum, iş falan bakarım herhalde. Evlenmeden önce ne yapmayı düşünüyorsam onu yapacağım işte. Bahar, Yaman'ı merak ediyorum. Hiç konuştun mu? Hayır. Çocuğun da benim yüzünden şu başına gelenlere bakın ya. Ne kadar üzülmüştür kim bilir. Dünyanın parasını yatırdı o otele. Kendi kaşındı. Kes artık. Hiçbirinizin anlamadığı bu. O sadece benim sevdiğim işi yapmama yardımcı olmaya çalışıyor. Sadece bunu yaptı. Ama sevgili kocam bana bunu çok gördü. Ya adam o otele emek verdi ya. Bütün işini gücünü bıraktı. Dünyanın parasını harcadı. Enişte çok merak ediyorum. Bir arasana ne olur. Alo Yaman. Neredesin? Hadi abi. Ne var? Gidiyoruz. Ya bu nedir ya? Tamam Bahar, tamam. Oturup doğru dürüst konuşalım. Bahar. Bahar yapma. Ha? Ölüyorum Yaman, onsuz ölüyorum. Seymen, ben Can. Ne yapıyorsun sen Seymen? Aklını falan mı kaçırdın? Sana soruyor. Ya abi sakin ol bir dakika. Bahar yanınızda mı? Neler oluyor Seymen? Ya ters bir şeyler oldu işte. O nasıl? Çabuk buraya gel. Karını toparla götür. Biz bunları yaşat diye vermedik o kızı sana. Yaman'ı da perişan etmişsin. Ayıp değil mi yahu? Sana yakışıyor mu? İyi olur inşallah Sümbül Hanım. İnşallah. Bir isteğin var mı? Azıcık atı çıkart da şurada dolaştır Bekir. Ayakları açılsın.
Olur. Yeni dizisi başlamış. Güzelmiş. Ha, bilmiyorum. İzlemedim ben. Kim bu kız? Leman Sam'ın kızı işte. Hadi inşallah abin alır gelir gelini. Ya da babasına teslim eder. Benden bu kadar. Alın kızınızı der. Gittiler. Ağam gene dayanamadı bak. Bu olanları iyice dikkatli takip ediyorsun değil mi Memo? Bunlar ders olsun da sana. Allah Allah. Bana ne ders olacak? Sana olsun. Ağam çok sabırlı vallahi. Bana biri yapacak da bu gelin ablanın yaptıklarını. Bak gör. Aa, bak 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 ne yaparsın? Kötü olur. Hayriye eserse gece kalkar dolma doldurur. Sırasında eline süpürgesini alır. Gün doğarken fırlar, çıkar gider, yukarıdaki kiliseyi süpürür. Onun mesleğindeki ilerlemesine mani olamazsın Memo. Sermet, Hayriye'ye yeni bir bulaşık eldiveni alsa mesela. İşini gücünü daha iyi yapsın diye. Öyle arkadaşça. Sen buraları yakar mısın sinirinden? Yakarım. Kimse benim karıma yeni bulaşık eldiveni, meldiveni alamaz. Vallahi yakarım. Vino da alsa? Sermet de yakarım. Hayriye'yi de. Yavaş terzeklenmeyin. Erkek dediğinde biraz kıskanacak tabii. Öyle kadınla boş bırakan bir erkek benim gözümde. Köpek yavrusu musun sen ya? Tasmasız dolaştırılamayacaksın. Bir nevi öyle. Yerine alışana kadar tasmasını takarsın. Sonra bıraksan da gitmez zaten. Bizim yaşımıza gelince kovsan da gitmez. Taşlasan tasını bırakıp gitmez. Duygu. Seyhan arıyor. Alo. Seyhan. Tamam işte. Kebapçının yanından girin. Doğru aşağı inin. Ben kapıya iniyorum. Beni görürsünüz. Bahar. Duşa mı girdin? Evet. Ben akşam için bir şeyler almaya çıkıyorum. Tamam. Banyoda olduğumu bilmiyor sanki. Niye anahtarını almıyorsun? Evet. Böyle olmaz, havlu lazım. Evet. Ben bir havlu bulayım. Ben de gelebilir miyim? Hayır. Sen burada bekle. Bekleyemem. Seni bırakamam. Beni bıraktın. Sen beni bıraktın. Thank you.
Ah. Niye çıkmıyor bu adamının bornozu? Çıkar şunu! Nefret ediyorum senden! Gel buraya! Kadar görmek istemiyorum. Allah kahretsin, iğrençsin. Gel buraya, kıpırdama. Geberteceğim. Geberte.